كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Oruçla alakalı sorulan sıkıntılı bir 5 soru var. Onu inşallah konuşacağız. Ondan sonra sohbetimizi bitireceğiz. Evet. 5 tane soru var. 5 soru. Orucun şehvetle alakalı olan bölümleri var. Ne demek şehvetle alakalı olan bölümleri? Bunları soru halinde soracağız. Allah razı olsun, iyi dinleyin buraları. Evet. 1. Oruçluyken jinekolojik muayene olan bir kadının orucu bozulur mu? Bak şimdi. Şimdi bu kadın hastalıkları var. Ya bu erkekler için de geçerli. Olur kardeşim. Şöyle bir şey var bak. Kadının mesela diyor erkeğin göbeğiyle diz kaparısı haram. Erkek de bakamaz. Bak bir erkek başka bir erkeğin göbeğiyle diz kapı arasındaki bölgeye bakamaz. Aynı şey kadın içerisinde geçerli. Bir kadın da başka bir kadının göbeğiyle diz kapı arasındaki bölgeye bakamaz. Haramdır. Yasaktır. Ama hasta olur, zorunlu olur, zaruriyet olur, doktor olur. O zaman bakabilirsin. Yani kadın kadına, erkek erkeğe. Doktorluk olursa. Mesela kadın hasta oldu. Jinekologluk bir durum oldu. Kadın doktora gitti. Yani orayı herhangi bir şekilde muayenesi orucu bozmaz. Çünkü zaruriyet var. Zaruriyet. Ha şöyle bir şey var. Acil durum değilse, keyfiyetse kardeşim orucunuzu sakata sokmayın. Çünkü o işin ucunda haram var. Bak ama da bir daha söylüyorum. Doktorluk bir şey varsa doktorluk meselelerde zaruriyettir. Hastalık zaruriyettir. Mesela kadın erkek doktora gidiyor diyelim. Zaruriyet. Mesela adam aç diyor hanım abla sırtını dinleyeceğim diyor. Normalde haram mı? Haram. Ama işte doktor olduğu için zaruret olursa orada ama doktoruna nasıl muayene edecek? Ablacığım sırtını aç bakayım şöyle değil kardeşim. Bak doktor ablacığım sırtını aç. Böyle şey stetoskopu koyacak buraya. Ablacığım öksür. Tamam ablacığım sırtını kapat geçmiş olsun. Eğer adam gibi doktorsa bir muayene sırasında elinden geldiği kadar bakmayacak. Ve bu orucu bozmaz. İnşallah anladınız umuyorum. İkinci soru. Erkeğin eşini öpmesi ve sarılması orucunu bozar mı? Erkeğin eşini öpmesi ve sarılması orucunu bozmaz. Bozmaz. Aması var kardeşim. Bir daha söylüyorum. Erkek kadını öptüm sarıldım derken frene bir patlatırsan kardeşim Allah selamet versin. 61. Hiç kaçarı yok. Kendini frenleyebileceksen yani eşini öpmende sarılmanda sorun yok. Sahabiler sordu ya Resulallah eşimi öpebilir miyim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Sen de oruçluyken abdest alırken ağzına su alıyor musun? Alıyorum ya Resulallah. O orucunu bozuyor mu? Bozmuyor ya Resulallah. İşte eşini öpmen de orucunu bozmaz dedi. Aynı şekilde eşini öpmen ve sarılman senin orucunu bozmaz. Lakin ayarın kaçtıysa, kantarın topuzu kaçtıysa, ibre iki uca dayandıysa uzak dur. 61 gidiyor mübarek adam 61 yani öyle kaçarı yok. Kaçarı yok bu işin. Evet dikkatli olmak lazım. 3. Oruçluyken gusül abdesti alınır veya banyo yapılır mı? Genize ve boğaza su çekmek nasıl olmalıdır? Bununla alakalı çok sual geliyor. Kardeşlerim bazıları hala anlamıyor bunu. Oruçluyken ağza su vermek sünnettir. Farz değildir. Gerekirse az bir şey böyle dilin ucuna kadar su al. Az bir şey. Korkuyor musun? Tribe mi giriyorsun? Vesveseli misin? Ağzına su alma. Dudaklarını ıslat kardeşim. Onu da mı yapamıyorsun? Allah sana selamet versin. Acilen tedavi ol. Evet acilen tedavi ol. Sen vesvese hastası olmuşsun. Oruçluyken ağza hafif su alınır. Normal abdeste. Oruçluyken gusül icap etti. Nasıl oluyor? Rüyalandın. Rüyalanırsan oruç bozulmuyor. Aynen gusül alıp devam ediyorsun. Ağza hafif su alıyorsun. Gargara yapmıyorsun. Ağza hafif su böyle. Hatta aşağı doğru eğilerek yapın gargarayı. Böyle aşağı doğru eğilin. Çünkü böyle yaparsan kaçma ihtimali var. Kaçarsa gider. Su alırken böyle aşağı doğru yap. Böyle hafif ağzını çalkala hafif tükür. 3 kere. Buruna da şöyle yine aşağı doğru hafif 3 kere çek. Hemen burnunu sümkür temizle. Gusülde de böyle
Normal banyoda duş alırken de böyle. Ama bak bir daha söylüyorum. Gusülle bu ağza burnuna zorunlu. Ama hafif şekilde vereceksin. Ama normal işte bir daha söylüyorum. Banyo oldu işte daraldım bunu aldım yıkanmam lazım suya girmem lazım diyorsan. Şu boynundan aşağısını yıka. İlla ki de kafanı yıkayacaksan kardeşim ağzını burnunu kapat. Dikkatli ol yutarsın. Yutarsan da kardeşim geçmiş olsun. Niye boşu boşuna orucunu ziyan ediyorsun? Yani millet fantazi arıyor yani. Guslüm olmaz, abdestim olmaz, gargara yapacağım, bilmem ne yapacağım. Arkadaş yapma da. Kanun var, kural var, yapma. Oruçluyken bunu yapacaksın. Evet. Oruçluyken günah, ayıp şeyler seyretmek veya hayal etmek orucu bozar mı? Yani oruçluyken mesela çoğu kardeşin böyle şehvetli şeyler, işte erotizm tarzı şeyler. Daha ileri söylemeyeyim, daha anlayın da. Ramazan'da onu yapmaz herhalde daha. Oruçluyken. Oruçluyken bunu yapanı da bilmiyorum yani. He, oldu. Bir hata yaptı. Müslüman evladı. Allah selamet versin. Oruçluyken kardeşim bir adam müstehcen film izlerse, erotik bir film izlerse kardeşim onun orucunun sevabı gidiyor. Evet. Orucu bozuluyor mu? Oruç bozulmuyor. Ama boşu boşuna aç kalmış oluyor. Oruçtan bir sevap dahi alamıyor. Oruç nedir? Şu göze sahip olacaksın. Sadece mideye değil, sadece ağza değil, göze sahip olacaksın. Bakmayacaksın. E namahreme şehvetle bakmak orucun sevabını bozuyor. Bunu 50 kere anlattık. 50 kere. Bakmayacaksın, yapmayacaksın. Allah Celle Celle ne diyor? Bak Nur suresi ya. İnanan erkeklere söyle gözlerini yumsunlar harama karşı. Normalde Ramazan'da zaten komple kapatacaksın, kepekleri indireceksin. Ama adam kalkıp da Ramazan'da müstehcen film izliyorsa nasuh tövbesi lazım anca paklar. Nasuh tövbesi anca paklar. He, oruçluyken müstehcen film izlersen acilen kapat tövbe et orucun. Hatta ya kazası gerekmez ama sen işini garanti al güne gün ona bir şey yap yani. Bir kaza niyetine bir tut yani. Yapacak bir şey yok. Kaza gerektirmez. Kefaret de gerektirmez. Orucunu da bozma ama sevap yok. Sıfır sevap. Evet. Sevap yok. Ama yapacak bir şey yok. İzlememek tabii ki de bak bir daha söylüyorum. Adam bak kendini tutamaz. Günah girer. İyi ben nasılsa bunu yaptım. Orucumu bozayım. Sakın ha. Sakın ha. Öyle bir şey yok. Şeytan sana ayarı verdi. Seni kandırdı. Aç şuradan bir film. Zaten canın sıkılıyor. Zaten bir şey olmaz. Sakın ha. Orucunu bozma. Acilen kapat. Tövbe et. Orucuna devam et. Evet. Oruçluyken mastürbasyon yani istimna yapmak kaza gerektirir mi? Kefaret mi gerektirir? Bak. Oruçluyken bir erkeğin ya da bir kadının kendini eliyle tatmin etmesi. Bunu yapan var mı? Var. Bunu yapan olmasa bu soru sorulmaz. Evet. Ve maalesef bunu yapan kardeşler de var. Eğer bir kimse oruçluyken kendini eliyle tatmin ederse yani mastürbasyon yaparsa orucu bozulur. Ha gelelim 61 mi yapar? Kefaret mi yapar? Bu kişi orucunu bir güne bir gün kaza yapar. Bir güne bir gün. Kefaret değil. Kaza yapacak. 61 gün değil. Evet. Ama evli bir adam hanımıyla cima ederse oruçluyken 10-61. Evet. Eliyle tatmin eden güne gün kaza hanımıyla cima ederse 61. Çünkü bu nasıl şöyle nasıl tarif edelim? Yani bu olur. Şeytan insanı kandırabilir. Nefsen kandırabilir. Alimlerin çoğuna göre bu hafif suç unsuru. Yani ta öyle kitaplarda öyle geçiyor. Kitaplarda öyle geçiyor. Hafif suç unsuru gibi görülüyor bu. Ama eşiyle şey yaparsa, cima ederse o büyük suç unsuru olarak ele alınıyor. Ve bir kimse kendini oruçluyken elle tatmin ederse o kişi güne gün kaza yapacak. Güne gün kaza. Ama dediğimiz gibi bu işlere hiç girmemek lazım. Peki bu işler buralara nasıl geliyor? Bir adam oruçluyken bunu nasıl yapabiliyor? Sorusunu evet az önce deminden beri saydığımız, sohbetin başından beri söylediğimiz bu şehvet meseleleri var. Ramazan ayına rağmen maalesef bazı hanım kardeşler fren yok.
Her taraftan meydanda işte genç kardeşler de bunu maalesef kanı kaynadığı için görüyor. Oruçlu olmasına rağmen kendini tutamıyor ve böyle bir yola başvuruyor. Allah muhafaza, sıkıntılı meseleler bunlar. Lütfen ama lütfen şu meselelerden uzak durmak lazım. Rica ediyoruz, Allah için konuşuyoruz. Kendini elle tatmin etmek bir erkeğin yapabileceği bir şey değildir. Kardeşim evlen. Hanımınla ne halin varsa gör. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruçlusun diye hadis var. Evet. 5 tane soru vardı. Onu da cevapladık. İnşallah anladınız. Bunu da etrafınıza kardeşlere anlatın. Bunlar önemli meseleler.